Yaşlanmak kaçınılmaz bir son mu? Belki insanlar için şu anda öyle. Ama biliyor musunuz mesela bazı canlı türleri var. Bu canlı türleri hiç yaşlanmıyor. Örneğin bazı ıstakoz türlerinde telomeraz aktivitesi o kadar yüksek ki bu ıstakozlar hiç yaşlanma belirtisi göstermiyorlar. Yani ne güçten düşüyorlar, ne kanser oluyorlar, ne hastalıklara yakalanıyorlar. Ama insanoğlu için öyle değil. Fakat belki işte biz bu yaşlanmayan ya da ömrü çok uzun olan hayvanlardan bir dersler çıkarabiliriz ve bu derslerden de yaşlanmamak için neler yapmamız gerekiyor onu anlayabiliriz. Aslında hani insan neden yaşlanıyor sorusunun cevabı sadece bir tane değil. Zaten problem de o. Hani sadece bir tane olsaydı o sorunun cevabını bulurduk ve böylece yaşlanmaya belki bir çözüm getirebilirdik. Birçok nedeni var. Yani zaman içinde işte böyle bizim DNA'mızın yıpranması, DNA'yı tamir etme mekanizmalarımızın zayıflaması, o kromozomların uçlarındaki telomerlerin yani kapakçıkların gittikçe kısalması ve bir sürü böyle sayabileceğim neden var. Özellikle mitokondri fonksiyonlarının bozulması gibi. Ama nedenlerden bir tanesi de şu. Otofaji yeteneğimizi kaybediyoruz. Bu ne demek şimdi otofaji? Şimdi otofaji normalde biz yaşlandıkça ve hücrelerimiz yaşlandıkça bizim vücudumuza zarar veren bazı hücreler olmaya başlıyor. Bu yaşlı hücreler hani ne işe yarıyor ne de fonksiyon gösteriyor ama bir yandan da sana zarar veriyor. İnflamasyon yani iltihap oluşturuyor. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Veya mesela hücrenin içindeki bazı organlar yaşlanıyor. Hani nasıl bizim organlarımız varsa, işte karaciğerimiz, böbreğimiz, dalağımız vesaire varsa hücrelerin de kendi organları var. Bunlar da yaşlanmaya başlıyor. İşte bunların ortadan kaldırılması lazım. Buna otofaji deniyor. Bugün için otofajiyi arttırabilirsek, yani belki o hani vücudumuzdaki çöpleri daha etkin temizleyebilirsek daha sağlıklı yaşlanabiliriz en azından ve yaşlanmayı da biraz öteleyebiliriz. Bugün için otofajiyi destekleyen yani otofaji yeteneğimizi arttıran birkaç şey var. Bunlardan birincisi kalori kısıtlaması. Hani gün içinde aldığınız kalorinin biraz daha azını almak, bazı günlerde ciddi düşüşler sağlamak gerçekten otofaji yeteneğimizi arttırıyor. Özellikle mesela %10 bir kalori azaltması yapsanız bile hemen otofajiyi etkin hale getiriyorsunuz. %20, %30 yaptığınız zaman daha da artıyor otofaji yeteneğiniz. Ama tabii burada vitamin, mineral gibi bazı önemli bileşikleri almanız da önemli. Yani ben hani tamamen aç kalayım, böylece otofajiyi destekleyeyim falan o olmuyor. Yani illaki alman gereken vitaminleri ve mineralleri de alman gerekiyor. Yani bu ayrı bir video konusu olabilir tabii ki. Bunun ötesinde otofajiyi destekleyen şeylerden bir tanesi de fizik egzersiz. Hani fizik egzersizi özellikle de çok ağır olmaması kaydıyla sürekli yaptığınız zaman otofaji yeteneğinizi arttırmış oluyorsunuz. Peki acaba hani tamam bunları yapalım ama bunları desteklemek için yiyeceklerimizde, içeceklerimizde bazı şeylere dikkat edersek onlar da otofajiyi destekleyebilir mi? Bunlardan birincisi kahve. İster kafeini çıkartılmış olsun, ister çıkartılmış olsun, kahvenin içindeki polifenoller otofaji yeteneğimizi geliştiriyor. Yani vücudumuzda olan çöplerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Gün içinde 2 ila 4 kahve arasında tüketirseniz sizin için oldukça yararlı olur. Yani bizim önerimiz 400 mg kafeini geçmeyin yönünde. Eğer hani çok üst seviyelerde kafein tüketirseniz çünkü bu sefer kalp damar hastalıkları ile ilgili problemleri yaşayabilirsiniz. Ama bunun ötesinde gerçekten kahvenin içindeki o fitoaktif maddeler bizim hem karaciğer sağlığımız açısından hem damar sağlığımız açısından hem kalp sağlığımız açısından oldukça yararlı. Bir de dediğim gibi otofajiyi arttırdığı için kahve bence gün içinde tüketeceğiniz içeceklerden mutlaka biri olmalı. Kahvenin yanı sıra hayatınızdan eksiltmemenizi tavsiye ettiğim bir içecek de yeşil çay. Çünkü yeşil çayın içindeki epigallokateşin galat adlı maddede otofajinin artmasına neden oluyor. Dolayısıyla çok sağlıklı. Günde orada da gene 2 ila 4 bardak arasında rahat rahat tüketebilirsiniz yeşil çayı. Ne kadar çok yeşil çay tüketirseniz o kadar iyi gibi düşünmeyin. Bütün fitokimyasal maddelerde bu tablo vardır. Hani belli bir içecek veya yiyeceği veya fitoaktif maddeyi düşük alırsanız burada etkisi düşük olur. Belli optimal doza ulaşmanız gerekir. Ama
çok yüksek aldığınız zaman da toksik etkilerinden, yani zararlı etkilerinden maalesef müzdarip olursunuz. Bu yüzden her şeyi sınırında yapmak çok önemli. Bu otofajiyi destekleyen fitoaktif, yani bitkisel maddelerden bir tanesi de kurkumin. Kurkumin zerdeçal baharatına hem rengini hem de bitkiye rengini veren fitoaktif madde. O bitkisel madde aslında turmerikin bir önemli bileşeni. Burada da gün içinde kullanacağınız kurkumin preparatları faydalı olabilir. Ama burada şunu söylemek lazım. Şimdi biraz sonra söyleyeceğimiz diğer maddelerde olduğu gibi bu bitkisel olarak aktif olan bitkileri diyelim, içinde aktif madde olan bitkileri hani bir yerlerden böyle almak yerine o maddenin ne kadar olduğunun tespit edildiği, işte kapsül içinde şu kadar var, tablet içinde bu kadar var diyebileceğiniz fitoterapi ajanlarını kullanmanızda fayda var. Çünkü gün içinde kaç miligram alacaksınız, işte azı nedir, fazlası nedir, bunu bilmeniz için bunu mutlaka belli bir standartizasyondan geçmeniz gerekir. Kurkumin de otofajiyi destekleyen bitkisel ajanlardan bir tanesi. Onun da 500 mg ile 1500 mg arasında kullanılması turmerik olarak öneriliyor. Dolayısıyla bunu kullandığınız zaman otofajiyi destekleyerek vücudunuzdaki o gereksiz çöplerden kurtulmuş olacaksınız. Ve hem yaşlanmayı geciktireceksiniz hem de etkilerini faydalı bir şekilde görebileceksiniz. Otofajiyi destekleyen bitkisel maddelerden bir tanesi de spermidin. Bundan sonra daha fazla duyacağımıza eminim bu maddeyi. Spermidin mısırda, yeşil çayda, bakliyatta bulunuyor. Ve çalışmalar şunu gösteriyor. Spermidinden zengin beslenen kişilerde gerçekten kalp damar hastalıkları daha az. Ve spermidinin en bol olduğu beslenme şekli de Akdeniz tipi beslenme. Bazı kişilerde spermidini destek maddesi olarak alıyor. Yine biraz önce söylediğim gibi fitoterapötik olarak hazırlandıysa, kapsülde vesaire, bunu da ek takviye olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bunları mutlaka önce doktorunuzla görüşün, ondan sonra yan etkilerinden müzdarip olmamak için. Otofajiyi destekleyen bitkisel maddelerden bir tanesi de berberin. Şimdi berberin aslında yüzyıllardır Çin tıbbında kullanılmış. Daha fazla biz berberini daha eskiden böyle kan şekeri regülasyonunda duyuyorduk. Yani kan şekerinin düzenlenmesinde görüyorduk. Ama artık biliyoruz ki berberin de özellikle otofajiyi destekleyen bitkisel olarak elimizde bulunan kimyasal maddelerden bir tanesi. Doğal, gayet sağlıklı, gayet yan etkisi düşük, belki sadece mide problemi olan kişiler hani sıkıntı olabilir. Ama burada da berberin kullanımının hem kan şekerini toparladığını, kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini, kolesterol, lipid düzeylerinde iyileşme sağladığını biliyoruz. Günde 500 ila 1500 mg arasında kullanılması öneriliyor. Yine berberinin de eğer kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka önce doktorunuza danışın. Özellikle kan şekeri problemi olan kişiler mutlaka danışsın. Ve ondan sonra güvenilir bir firmanın ürettiği takviyeleri alın. Hani sadece ben işte onun efendim yaprağını vesairesini kullanayım dediğiniz zaman bu tür bitkisel desteklerden arzu ettiğiniz faydayı görmeyebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber yaşlanmanın önüne geçmek için elimizde olan silahlardan bir tanesi olan otofajiyi nasıl hızlandırabiliriz, nasıl etkin hale gelip getirebiliriz, ondan konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki bu tür şeylerde hani bu konuştuğumuz maddeleri böyle çok hızlı üzerinden geçtik. Tek tek video yapsam bile anca yeter. Bir berberinden belki yarım saat konuşabilirsin. Diğer işte yeşil çayın etkisinden bir 20 dakika konuşursun vesaire. Dolayısıyla hani çok hızlı bir şekilde sadece bunları böyle bir kulağınıza kar suyu akıtmak istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve elbette paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.